herkese merhaba arkadaşlar. Fiziğin ön yıkan kanala, Fizmal YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. TET Fizik kampımızın 3. günündeyiz. Hareket ünitesiyle karşınızdayız. İlk 2 gün o kadar muhteşem destek verdiniz ki gerçekten 3. gün videosu gelsin diye ben can attım arkadaşlar. Eminim sizler de öylesiniz. Klasik cümlelerimi söyleyeyim. Açıklama kısmında pdf'miz var. Oradan beni sağda yazarak da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hareket ünitesindeyim. En çok karışan kısımlardan aslında aa hocam bu kadar basit miymiş deyip birazcık sizin sinirinizi bile bozacağım. O kadar basit yöntemlerim var arkadaşlar. Grafik sorularında çok 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 basit ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bazen geliyor hocam uzun video kısa video. Tabii ki de uzun olacak bu bir kamp videosu. Çok fazla yorum ve soru geldiği için söylüyorum. Arkadaşlar AYT kampımız da olacak ama bu semester kampında değil tabii ki de. Bu semester kampımızı TYT'ye ayırdık. İlerleyen zamanlarda AYT kampımız için de duyuru yapacağız. Ardından canlı yayınlar ne zaman olacak diye soran arkadaşlarıma da söyleyeyim arkadaşlar. Canlı yayınlarımız kuvvet, hareket, iş, güç, enerjiden sonra yine Instagram Fizmanseret hesabından açılacak bir anketle konu dağılımı yapılacak. Yapamadığınız her soruyu bana Instagram Fizmanserat'tan sorabilirsiniz gençler. Bu konuda da sizlere öyle bir öncelik tanımış olayım. Benim şu an diyecek başka bir şeyim yok. Gelin artık harekete başladım arkadaşlar. Evet zaten her zaman ilk iki videomu izleyen arkadaşlarımız alışmıştır. Diyagramımızı gördük. Geldim harekete. Hareket nedir? Doğadaki cam birazcık da AYT'ye geçeceğim. Yani şöyle diyeyim. Birazcık AYT'ye dair bilgiler de verebilirim. Bunları vermeden önce söylerim. TM öğrencileri, dil öğrencileri ya da sözel öğrenciler orada kulaklarını tıkayıversin. Ama videoyu kapatmasın. E tabi abone olup da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hareket nedir arkadaşlar? Doğadaki canlıların veya nesnelerin seçilen bir referans noktası. Bak burası çok önemli. Biraz sonra detay anlatacağım sizlere. Göre yerlerinin değişmesine denir. Hareketimiz 3 farklı şekilde gerçekleşir. Hareketimizmiş değil. Bir öteleme hareketi, titreşim hareketi, dönme hareketi. Önce de şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Bir hareket illaki ya ötelemeyi ya titreşime da dönmeye gidecektir. Grubuna girmek zorundadır. Ama bir hareket birden fazla hareket türü de olabilir. Ötelemenin bir tane şartı var gençler ötelemenin. Hareketlinin doğrusal bir yolda kayarak ilerlemesi. Biraz sonra aslında ben doğrusal bir yolda kayarak ilerlemenin yer değiştirme olacağını göreceğim. Hareketin şartı öteleme hareketinin şartı yer değiştirmedir. A noktasından B noktasına getirmesi öteleme hareketidir. Mesela bardağı masayı ittirdiğimde duvarın kenarına gelmesi gibi kitabı taşıma onlar hep öteleme hareketidir. Gelelim titreşim hareketine arkadaşlar. Hareketlinin iki nokta arası gidip gelme hareketi. Diğer adı salınım hareketidir. Salıncakta sallanan çocuk. Hocam öteleme yapmıyor mu? Yer değiştirmiyor. Biraz sonra zaten hepsini göreceğiz ama buradan ben salladım çocuğu. Gitti, geri geldi. Gitti, geri geldi. İki sabit nokta arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Gitar telinin hareketi de arıların ya da kuşların kanatlarının çırpması da arkadaşlar titreşim hareketine girer. Dönme hareketimiz ise dönme hareketimiz diğer adı donanım hareketidir. Sabit bir eksen etrafında yaptığı dolanma hareketine denir. Ayın dünya etrafındaki hareketine denilebilir. Ardından akrep ve yer hareketine denilebilir. Peki hocam daha önce verdiğiniz cümlenin örneği nedir? Hemen söyleyeyim. Futbol topunun ilerlemesi. Şimdi futbol topu ilerliyor. Bir yön değiştiriyor. Yani yer değiştirme yapıyor. Yani ötelem hareketi yapıyor. Ama top nasıl gidiyor? Dönerek gidiyor. Bu yüzden de arkadaşlar hem öteleme hem dönme hareketidir. Şu an göstermeye çalışacağım. Bakın tam şurada görebiliyor musunuz? ben kamera tam şurada. Kalemin ucunda ne var? Trabzonspor var. Ben Trabzonsporluyum. Sizlerin hangi takımda olduğunuzu biraz merak ettim. Yorumlara yazarsanız bakarız arkadaşlar. Gelelim referans noktasına. Referans noktası. Öncelikle şunu kesinlikle söylüyorum. Referans noktası neydi? hareketin tanımlanabilmesi için gerekli bir noktaydı. Dünyada gerçek yani mutlak yani sabit bir referans noktam yok arkadaşlar. Yani ben mesela bugün ne yaptım hemen söyleyeyim. Evden çıktım dershaneye gittim. Dershaneden eve geri geldim. Şu an karşınızdayım. Ben eve göre hareket ettim. Ama mesela siz kendi evinize göre hareket ettiniz. Dünyada herkes tarafından ortak kabul edilen bir referans noktası yoktur. O yüzden hareketin de göreceli bir kavram olduğu cümlesi buradan gelir. Unutmayın arkadaşlar. Hareket göreceli bir kavramdır. Hareket göreceli bir kavramdır. Yani kişiden kişiye aynı hareket farklı yorumlanabilir. Burada bir okuyalım. Ben size zaten detaylı anlatım yapacağım gençler. Şekildeki görselde Mehmet aracın dışında yerde dururken Ali ve Naz kıyamam Mehmet'i ne yapmışlar bak. Otobüsün içinde oturmaktadır. Otobüs doğu yönünde ilerlerken Ceren Doğuya doğru ilerlemektedir. Burada ilerlemiyor. Hepsi bak görelim, hepsi kıyamam Mehmet'ime dil çıkartıyor. Burada Mehmet'e göre otobüs, Ceren, Ali ve Naz doğuya doğru ilerlemektedir. Burası biraz AYT'ye kaçacak biraz sonra bilgi vereceğim ama şu an değil. Ali'ye göre Naz durgundur. Ceren doğuya ilerlerken Mehmet'i batıya gidiyormuş gibi görür. İşte hareket gözlemciye ve gözlemcinin bulunduğu konum ya da yaptığı harekete göre farklılık gösterir. Bunu birçoğumuz günlük hayatta gözlemlemi, gözlemlemişizdir. Araç ile ilerlerken sanki ağaçları geri gidiyormuş gibi algılarız. Bu durum gözlem yaptığımız sisteme göre farklılık gösterir. Öncelikle ben en baştan başlayayım. Benim bir referans noktam olacak. Arkadaşlar iki farklı durum vardır. Ve iki farklı durumda ben ya da yani iki kişi birbirlerini durgun olarak görüyorsa illa kişi olmasına gerek yok. Yani iki şey birbirlerini durgun olarak görüyorsa iki tane durum vardır. Bir, ikisi duracak. Olay şu. Şimdi Naz Değil mi? Nazla Ceren Evet. Naz niye Ali hareketsiz görüyor? Çünkü Naz bakıyor. Ali önümde benim. Ne kadar önümde? İki koltuk önümde. 10 dakika geçiyor, 20 dakika geçiyor, 30 dakika geçiyor. E, Naz yine bakıyor. Ali 20 hep o iki koltuk önünde ve bu mesafe hiç değişmiyor. O zaman ben şunu diyeceğim. Ya ikimiz de duracağız. Ben bakıyorum sağıma sen varsın. Allah Allah'ım gıcı çocuk diyorum. 10 dakika sonra bak yine bakıyor. Yine yanındasın. Ya da ikimiz de aynı yöne aynı süratlerle yani aynı hızlarla hiçbir şey değişmeden aramızdaki mesafe değişmeden ya da yan yana olumuz değişmeden ilerlersek biz yine birbirimizi durgun olarak görürüz. Hemen bir AYT formülünü de hatırlatayım sizlere. Arkadaşlar bu bağlı hareket formülüdür. Bağlı hareket kullanmayın ama bazı kaynaklar TYT kaynakları alıyor diye veriyorum. Gözlenen eksi gözlemci olacak tabii ki de vektörel fark. Hemen şuraya da eklemiş olayım gençler. Gözlenen eksi gözlemci olacak. Bu da bağlı hareketin formülüydü. Unutma referans noktası kişiden kişiye göre değişecektir. Gelelim hareketler ile ilgili kavramlara. Bir konum. Evet arkadaşlar cismin seçilen bir referans noktasına göre. Bak referans önemli. Yönlü uzaklığına denir. Yön de önemli çünkü vektörel büyüklüktür. Ve unutma referans noktasından. Cismin bulunduğu noktaya çizilen vektör konum vektörüdür. Biraz sonra bir tane soru ekledim göreceksiniz. Burada konum x ile gösterilir ama üzerinde bir ok var. Vektörel büyüklüktür ve birimi metredir. Arkadaşlar ben tam karşınızdayım. Benim önümde iki tane öğrenci olsun. Nazlı olsun servet olsun unutmayalım. Şimdi ben Nazlı'nın da servetin de 5 metre uzaklığındayım. Ben neredeyim biliyor musunuz? Ben tam olarak buradayım. Nazlı burada Servet burada. Burada Nazlı kız kardeşimin adı. Servet de abimin adı. İkisine de çok selam olsun. Bana göre Nazlı da bana göre Servet de 5'er metre uzaklıkta olduğunu varsayalım. O zaman diyeceğiz ki. Peki şunu diyebilecek miyiz? Serhat Hoca'ya göre Nazlı'nın ve Servet'in konum vektörleri eşittir. Bak konum diyorum. Konum ne demek? Yönlü büyüklük demek. Benim Nazlı'ya olan yönüm ile benim Servet'e olan yönüm aynı mıdır? Hayır. O zaman diyeceğiz ki büyüklükleri de eşittir. Birinci günde e, skaler ve vektörel büyüklükleri anlatırken çok dikkat ettik arkadaşlar. Hatta dedim ki hareket yani 3. günde karşımıza gelecek dedim. Bak gelir. Unutmayalım lütfen. Yönler vektörel büyüklüklerde çok önemli. Devam ediyorum. Zeynep, Ahmet ve Mert bir oyun oynuyor. Ahmet ebe olarak seçiliyor. Ben de ebe seçilirdim. Çünkü birazcık iri olduğum için hiç saplanamazdım. Bak durarım. Buraya bir dram müziği olduğunu varsayın. Ve çizilen çemberin merkezinde bekliyor. Bu sırada arkadaşları etrafına şekildeki gibi diziliyormuş. Bu durumda Zeynep ve Mert'in Ahmet'e göre. Kime göre? Ahmet'e göre bak. Ahmet'ten başlıyoruz. Ok Ahmet'in başından başlar. Zeynep'e ya da Mert'e gidecektir arkadaşlar. Evet konumu anladıysak gelelim alınan yolumuza. Çok karışır. Neyle karışır? Yer değiştirmeyle çok karışır. Aslında ikisinin de her şeyleri aynı. Sembolleri aynı. Sadece bir tanesinin üzerinde ok var. Ardından Birimleri aynı. Metre. Her şeyleri aynı. Tek fark şu arkadaşlar. Hareketin tamamında kat etmiş, eldiği, kat etmiş olduğumuz yola ben alınan yol diyorum. Yani ben evden çıktım. Starbucks'a gittim. Starbucks bir reklam be. Bir reklam alalım. Bak hamılda girdik. Reklam bunlar. Reklam. Elim mastan yüzümüz gülmedi. Kahvemi içiyorum. Afiyetle. Oradan dershaneye gittim. Dersimi anlattım. Gezdim. Tozdum. Eve geri geldim. Eve geri geldiğimde ben aslında toplam aldığım yol işte kat ettiğim tüm yolların toplamıdır. Biz telefonlarımızda vardır ya 1080 adım 15.000 adım attık. Bunlar alınan yoldur. Vektörel değil skalerdir. Yön önemli değildir. Ama yer değiştirmeye bir cisim en son neredeyse çok pardon en son konumu ile ilk konumu arasındaki en kısa mesafe. Diğer adı kuş uçuşudur arkadaşlar. Bilginiz olsun çizilen vektör yer değiştirme vektörüdür. Vektörel büyüklüktür. Delta x ile gösterilir. Son konum ile ilk konum arasındaki en kısa mesafeye. Hemen bu kısmı birazcık sizlere detaylı anlatalım. Arkadaşlar yer değiştirme ile alınan yol genelde karışan bilgiler. Unutmayın alınan yol skaler yer değiştirme vektöreldir. Burayı bir önce cebe attık. Bak birinci bilgiyi aldık. Ben buradan hareketime başladım. Önce ben buraya bir kare çizeyim. Şöyle göstereyim bir kare çizmeye çalışayım. Biraz küçük olmuş olabilir. O yüzden şöyle göstereyim. Bak. Şöyle bir yolum var benim. Hareketime buradan başladım. Şöyle gidiyorum ve tam olarak buraya gidiyorum. Arkadaşlar benim burada almış olduğum yer değiştirme budur. En kısa uzaklık. Burası benim delta x'im idir. Ama kat etmiş olduğum yol bak bunların ikisinin toplamıdır. Bunu yuvarlak olarak da gösterebiliriz. Tabii benim yuvarlağım ne kadar güzel olabilir ki? Bence harika. Buradan başladım. A, B'ye doğru gittim. Nereden gittim? Böyle bir okla gittim. Alınan yolum. Sorularda göreceğiz arkadaşlar. 2 pi r bölü 2'dir. 2 pi r çemberin çevresidir. Peki yer değiştirme nedir? Yer değiştirme şudur işte arkadaşlar. Bakın. Çünkü en kısa uzaklıktır. Hemen not yazmak için geldim ben buraya aslında. Bir tane notumu yazayım. Ben notumu size yazdırıyorum. Alınan yol ile yer değiştirme tek bir durum dışında her zaman alınan yol şöyle diyelim alınan yol yer değiştirmeden tek bir durum dışında her zaman büyüktür. Tek bir durum dışında her zaman büyüktür. Tek bir duruma bakalım. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız burada döndük. Burada dönüyoruz. Dönmediğim bir durum olacak ve tek yön gideceğim. Hocam tek yön çıktı? Allah aşkına bitmiyor bu fizikte dediğinizi duyuyorum. Bakın şöyle bir yolum var. Ben gittim 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 Allah telefonu unuttum ki asla unutmam deyip de yarın telefonu unutmuşluğum yok mu geri döndüm e doğrusal yol doğrusal yol düz gittim de düz de geri döndüm yer değiştirmem var mı yer değiştirmem bak başladığım konuma geri döndüm ama aldığım yol burada iki tane x oldu o zaman şu notu kesinlikle yazıyoruz tek bir durum doğrusal bir yolda tek yön şartıyla ilerleyen cisimlerin alınan yolu yer değiştirmesine eşittir bir daha söylüyorum Doğrusal bir yolda tek yön şartı ile ilerleyen alınan yolu yer değiştirmesine eşittir arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Evet birazcık soru çözelim arkadaşlar. Sınıfta yapılan bir etkinlikte öğretmen tahtaya aşağıdaki tabloyu çizip öğrencilerinden doldurmalarını istemektedir. Öteleme hareketi unutmayın diye şuraya bir daha hatırlatayım. Şartı neydi? Yer değiştirme idi. Öteleme hareketinin şartı yer değiştirmeydi. Dönme hareketini biliyorum zaten. Sabit bir eksen etrafında yaptığı dolanma hareketi. Titreşim hareketi ise arkadaşlar. iki nokta arası neydi? Gidip gelme. Yuvarlanan futbol topu. Yuvarlandığı için öteleme. Yuvarlandığı için dönme. Hareket ettiği için zaten öteleme. Düz raylarda ilerleyen tren. Ee, şimdi tren öteleme olacak. Peki arkadaşlar. bu titreşim olur mu sizce? Yani iki nokta arası git gel hareketi yapıyor mu tren? Burayı bir boş bırakalım bakalım. Gelecek mi? Bir boş bıraktım ben burayı. Bangi jumping yapan sporcu. Bangi jumping nedir arkadaşlar? Titreşim hareketidir. Peki bangi jumpingde öteleme hareketi var mı? Kendi gittiğin noktaya geri geliyor musun? O zaman burada kafanız mı karıştı? Şimdi benim kafam karıştı. Çıklardan gidelim. Bakın arkadaşlar düz raylarda ilerleyen trenin dönme yapmadığına emin, ol emin olduğum için D'yi gönderdim. A'yı gönderdim. E'yi gönderdim. Evet yuvarlanan futbol topunun dönme yaptığını emin olduğum için bakın bu da doğru cevap oldu. Bangı jumping yapan sporcu da aslında öteleme hareketi yapmış oluyormuş. Devam ediyoruz. Parka giden iki kardeş Mete ve Defne şekildeki gibi bölmelendirilmiş bir kaldırım görünce seksek oynamaya başlar. Mete ve Defne'nin başlangıçtaki konumları şekil 1'de bir süre sonraki konumları şekil 2'de verilmiştir. Buna göre ifade eden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım hemen. Aldıkları yollar eşittir demiş. Metemiz şu kadar yol almış. Yani 10 metre alınan yolda yöne bakmıyorum. Defne de 10 metre yol almış. Eksi 10 metre ama arkadaşlar yöne bakmıyorum demiştim. Aldıkları yollar eşit. Yer değiştirme olarak metenin yer değiştirmesi sağa doğru. Şöyle okumu düzeltelim. Sağa doğru 10 metre iken arkadaşlar defnenin yer değiştirmesi Sola doğru 10 metre. Peki bunlar eşit mi? Hayır. yönleri ters olduğu için kendileri eşit değil, büyüklükleri eşit. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Devam ediyorum. Daire şeklindeki pistin K noktasına harekete başlayan Naz ve Erva birbirlerinden bağımsız olarak ilerlemektedir. Naz kırmızı renkli yolu izleyerek L noktasına gelirken, Erva ise mavi renkli yolu izleyerek K noktasına geldiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Demiş. Erva'nın yer değiştirmesi. Şimdi Erva neyi izliyor arkadaşlar? Mavi'yi izliyor. Yani Erva başlangıç konumuna geri dönmüş. Erva'nın yer değiştirmesi yok arkadaşlar. Erva'nın yer değiştirmesi yok. Peki Naz'ın yer değiştirmesine bakalım. Naz ise sadece şu kadar yer değiştirmiş. En kısa mesafeden 2R yarı çaplı yani tam bir çap. Er birinci öncülüm kesinlikle yanlış. İkinci öncülüm doğru. Ervan'ın aldığı yola bakıyorum. Ervan'ın aldığı yola skaler büyüklük ve tam bir daire kadar yol almış. 2 pi r çevresini dolanmış. Ama Naz'ın aldığı yola baktığımda 2 pi r bölü 2'den pi kadar yol almış. Ve buradan sayısal soru da gelebilir. Tabi 3. öncülüm de doğru. E çıktı cevabımdır. Ben TET kampı yaptığım için TET yönelik ilerlediğim için sayısal soru eklemedim arkadaşlar. Bunu göstermekte fayda gördüm kendimce. Evet şimdi sayısal soru ekledik tabi. Yarı çapı 20 metre olan çembersel bir pistte koşu yapan bir kişi bir süre sonra ilk defa B noktasına geliyor. Arkadaşlar yer değiştirme dediğim ifade son konum ile ilk konum arasındaki en kısa uzaklıktır. Ve bu bir tam çapa eşittir. Yani 20 metre 20 metre daha 40 metre birinci öncülüm doğrudur. Alınan yol ise arkadaşlar tam bir turun yarısını attığı için çevre bölü 2 2 pire bölü 2'den. Pi 3 alıyorum R 20'den. 60 olacak. Alınan yol 60 metre. Yanlış. 120 demiş çünkü. Aldığı yol yer değiştirmesinden büyüktür. 60 20'den büyüktür. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır gençler. Devam ediyorum. Çekildeki iki tabloda doğrusal yolda ilerleyen X, Y ve Z hareketlilerinin ilk konumları ve son konumları verilmiştir. Buna göre diyor. Üçü de aynı yönde ilerlemektedir demiş. Bakalım arkadaşlar. Eksi 10'dan artı 20'ye doğru ne gitmiştir? Son konum eksi konumdan Artı 30 yani sağa doğru kabul edersek artı 30 sağa doğru metre ilerlemiş. Eksi 30'dan eksi 10'a doğru bu arkadaşımız da artı 20 metre ilerlemiş. Arkadaşlar Z ise o da artı yönde 20 metre ilerlemiş. Evet birinci öncülüm doğru. Y ve Z hareketlilerinin yer değiştirilmesi. Hocam büyüklük gerek yok. Yönleri de aynı. Büyüklükleri de aynı. Evet ama X'in aldığı yol Z'nin aldığı yoldan büyüktür. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Devam ediyorum. Evet demiştim bir tane konum vektörlü sorun var diye. Sınıf içi konum vektörünün çizilmesi etkinliğinde Ahmet referans noktası O olacakmış. Yani şekilde K, L, M, N ve P noktaları için konum vektörünü çizmektedir. Buna göre Ahmet hangi noktanın konum vektörünü doğru çizmiştir? Referans neresi referans? O noktası. O zaman O'dan başlıyorum. Arkadaşlar şimdi tek tek yorumlayalım hadi. K'ye dedim. Şimdi K'den yapılan oka doğru eğer o zaman referans noktası K olması lazımdı. Bu yanlış. Doğru cevabım O'dan başladığı için D şıkkıdır. Mesela bu ise yine referansı P almış. Arkadaşlar şu noktada referans L, bu noktada referans L. Okun başladığı yer yani ucunun değil. Okun başlangıç noktası referans noktasından çıkacak. O yüzden doğru cevap D şıkkıdır. Devam ediyorum. Bir yolcu uçağı havada ilerlerken koltuktaki yolcu yanında oturan kişiyi hareketsiz görüyormuş. E, dedim ya. Çünkü her baktığında yanında o meymenesiz suratı görüyor. Hep hep. Koridorda yürüyen hostesi ve pencereden yere baktığında izlediği bir binayı hareket ediyor olarak görür. Neden? Şimdi pencereden baktı binanın tepesini gördü. Bir süre sonra baktı binanın tepesi arkada kaldı. Demek ki bina hareketli. Aslında değil ama hareketin göreceli olmasının sebebi bu zaten arkadaşlar. Binanın balkonundan bakan bir kişi ise uçağın hareketini izleyebilir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. Bir referans noktasına göre durgun olan bir cisim başka bir referans noktasından hareketli görülebilir. Zaten burada binadan bahsediyor. Uçaktaki arkadaşımız binayı aynen doğru cevap olacaktır. Bir cismin hareketi gözlemcinin hareketli olup olmamasına göre değişmez. Tabii ki de değişir arkadaşlar. Gözlemci hareketli ise hareketsiz de olabilir. Yani şöyle düşünün. Şimdi burada yanında oturan yolcu hareketsiz görüyorsun. E gözlemci hareketli olsaydı yanında oturan yolcuyu hareketli görecektin. Koltukta oturan yolcu binaya göre durgundur. Arkadaşlar durgun olması için her bakıştıklarında aynı yerlerde durmaları lazım. E şimdi uçaktaki yolcu durgun. Ama uçak hareketli olduğu için onu da şöyle göstereyim. Bir arabayla göstereyim ben bunu. Şimdi gençler bir tane arabamız olsun şöyle. Arabamız şöyle ilerlesin. Otobüs diyelim. Otobüs sağa doğru V yazıyla gidiyor. Otobüsün içindeki yolcu ise sola doğru eksi 2 V yazıyla gidiyor. Burada bileşik hareket. Yani. İşte burada birazcık AYT hareket giriyor. Ama TYT'de de önemli arkadaşlar. Bu yolcunun yere göre hareketi sola doğru eksi V'dir. İçerideki yolcu durgun olsaydı bu yolcunun hareketi ise sağa doğru V olacaktır. Yani hem kendi hareketini hem de içinde bulunduğu hareketli cismin hareketini vektörel olarak birleştiriyorum arkadaşlar. Devam ettim. Sınıf panosunda asılı yerleşim planı. Bu arada sorularımızı hız ve renk ve... Enes'e yayınlarından alıyorum arkadaşlar. Ki zaten kampımızın katkılarını sunan hız ve Net yayınlarına ve PNS yayınlarına sonsuz teşekkürlerimi de sunuyorum. Sınıf panosunda asılı yerleşim planı şablonunu inceleyen bir grup öğrenci öğretmen masasının konumunu aşağıdaki gibi tarif ediyor. Buna göre konum kavramı ile ilgili. Bakalım Naz demiş ki pencerenin yarım metre sonunda. Ali demiş ki tatlanın bir metre önünde. Eda demiş ki kapının 7 metre ilerisinde. Bak hep bir referans noktası var ve referans noktası kişiden kişiye değişiyor. Nazın referans noktası hareketi tanımlayabilmesi o için lazım olan nokta pencere. Ali için tatla, Eda için kapı. Bir cismin konumunu belirtirken referans noktasına ihtiyaç vardır. %100 doğru. Ki bana doğruyu da sormuyor aslında. Bu yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Unutmayın ulaşılabilir soruları şöyle gider. Ben her zaman şöyle derim öğrencilerime. Ki kendi dersine girdiğim öğrencilerin muhakkak izliyor kampımı hepsine selam olsun gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar yoldan geçen bir adamı çağırdık ya da birini çağırdık kadını çağırdık. Fizik müzik hiçbir şey bilmiyor. Sadece okumasını biliyor. Pek bilgiye beyni var. Anlama kavramını anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip. Okuyor okuduğunu anlayacak bu kadar. Ulaşılabilir sorunlarında ekstraya gitmiyorum. Kesinlikle unutmayın anlam kazanabilmesi için sayı ve birimle birlikte yön bilgisine ihtiyaç vardı. Tabii ki de. Şimdi Naz deseydi ki pencerenin 0 me 0,5 metre. E şimdi solunda mı? Solunda mı? Önünde mi? Arkasında mı? Çaprazında mı? Neresinde? İkinci öncünün de doğru. Bir cismin konumu farklı referans noktaları için aynıdır demiş. Aynı mı arkadaşlar? Şimdi pencerenin 0,5 metre solunda tatlının 1 metre önünde aynı mı? Hayır. Aynı değil. Ama burada aslında öğretmen masası sabit olduğu için ben burada doğruluğuna ulaşabiliyorum. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Buna ya. göre araç 10 saniyede bak şimdi arkadaşlar ben soruyu tabii kendim hazırladığım için mantığını biliyorum. Saniye unutmayalım. Kaç metre yol alır? Hocam çok basit bir soru değil mi? Yok değil. Basit soru mu olur? Bilen öğrenciye basit. Sen biliyorsan basit. Bilmiyorsan değil. Soruların zorluğu olmaz. Bilen öğrenci yapar. Bilmeyen öğrenci maalesef bakar. Bir araç doğrusal bir yolda 72 km bölü saat demiş. He, şimdi oldu değil mi? Arkadaşlar burada bir birim dönüştürmemiz var. Evet burada öncelikle kilometre bölü saati metre bölü saniye çevireceğiz. Çünkü burada hem metre saniye demiş hem kilometre bölü saat vermiş. 72'yi yazdım. Kilometre kaç metredir? 1000 bölü. Saat kaç saniyedir? 3600. Demek ki 72 kilometre bölü saat arkadaşlar 20 metre bölü saniyeye eşitmiş. Ben buradan şu yorum yapacağım. Araç her bir saniyede 20 metre yol alır. 10 saniyede ise 200 metre yol alacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ortalama sürat ve ortalama hıza geldik. Burası çok önemli. Ben bir önceki video yani ikinci kap videosu madde özelliklerinde öz kütleyi anlatırken bundan size bahsetmiştim. Fizmat serat öğrencileri çok iyi bilir. Arkadaşlar neyi bilir? Birim kelimesinde ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Biz mat öğrencilerine ben her zaman anlattım. Birim kelimesinde şu an sen de ilk defa izliyorsan şu an öğreneceksin. Birim kelimesi gördüğün an kesir çizgisini çekiyorsun. İlk büyüklük ne? Zaman. Paydada. İkinci büyüklük ne? Alınan yol. Pay kısmında. Bakın alttaki formüle bakalım. Birim. Evet. Üstüne hemen bir kesir çizgisi çektim. İlk büyüklüğüm ne? Zaman. Paydada. İkinci büyüklüğüm ne? Yer değiştirme. Pay kısmında. Bu tüm fizik formülleri için geçerlidir arkadaşlar. Ortalama sürat alınan yol bölü zaman olduğu için alınan yolda verdiğimiz tüm bilgi skaler olması yöne bağlı olmaması buraya için de geçerlidir. Ortalamamız ise yer değiştirmeden dolayı vektörel büyüklüktür. İkisi de V harfi ile gösterilir. Hızın üzerinde ok vardır ve ikisinin de birimi SI'deki birimi tabii ki de metre bölü saniye olacaktır. Ama bir önceki soruda kilometre bölü saat gördünüz önemli değil arkadaşlar. Yaygın olarak kullanılır ama SI'de metre bölü saniyedir. Unutmayalım lütfen. Skaler skaler işlem yapacağız. Yön önemli değil. Sağa gittin, sola gittin, yukarı çıktın, aşağı indin önemli değil. Ama vektörelse çok önemli. Yön çok önemli. Hemen gelelim sorumuza. Çekirdeki gibi ölçeklendirilmiş yolun K noktasında harekete başlayan kişi 2 saniye sonra L noktasında bulunan 8 saniye sonra da M noktasında gelerek arkadaşlar hareketini bundan sonra tamamlamaktadır demiş. Öncelikle ben her zaman şöyle yapalım. Formülleri bir yazalım arkadaşlar. Sürat'ın formülü neydi? Alınan yol böyle zaman. Ben bugün daha iyi soru çözerken sadece öğrencime değil kendim de bazen yeni soruları çözerken formülleri yazıyorum. Neden? Örnek vereyim. Şimdi sen kitabı çözdün. Kitabı çözerken atmayacaksın tabii kitabı bitirdin. Hafızan iyi olması lazım. Öncelikle bir fizik öğrencisinin sayısal öğrencisinin hayır bir gençsiniz siz size olanları unutmamak lazım. Ya işte bundan 4 ay önce erkek arkadaşımın arkadaşı bana şunu yapmıştı. Ya kanka biliyor musun 8 yıl önce şu çocuk bana mes satmıştı. Ya sen de biliyor musun işte 6 yıl önce Alex de Soza Fenerbahçe'ne ayrılmıştı. Ya işte 2011'de Galatasaray ligi kötü bitirmişti. Ya bak şimdi her şeyi hatırlıyorsun da yaptığını niye hatırlamıyorsun ders olarak. Şimdi hareketi çözdün. Böyle bir soru geldi. Çözdün. 2 ay, 3 ay, 4 ay sınava kaldı 1 ay. Tekrar yapıyorsun. Deneme çözüyorsun. Buna benzer farklı şekilde şöyle böyle bir soru geldi yapamadın. Hemen çözüm. Aa oha ben hareketi unutmuşum. En baştan çalışayım. Değil. Hafızanı kullan. Ya ben buna benzer bir soru çözmüştüm. Nereden çözmüştüm? He fizmattan TT kampında çözmüştüm. Aç ya da kitabını aç. Kitabını bak nasıl yapmışın. Ben her zaman söylerim. Yanlış anlamayın lütfen. Kendinize anlatır gibi. Çocuğa anlatır gibi çözün arkadaşlar. Ya şöyle yapmayın. Formülü yazmadan alınan yol 10 20 30 40 50 e zamanda 5 40/5'ten 8 değil. Formül formülü gidin ki ilerleyen zamanlarda soru sizin karşınıza çıktığında benzer bir soru ben bunu çözmüştüm. Bir dakika diyorsun. Deneme de olsa eve gittiğinde kitapından kitabı çıkarıyorsun. Bakıyorsun, he böyle çözmüşüm zamanında. O yüzden eski soru bankalarınızı arada bir kurcalayın gençler. Nasıl çözmüştün? Belki yanlışın var, belki doğrun var. O yüzden ben her zaman soruları kendime anlatır gibi çözerim. Bilgin olsun. Ortalama hızında formülünü yazalım arkadaşlar. Şöyle bir yazı verelim. Yer değiştirme bölü zaman. Bu arada Alex müthiş topçuydu. Evet ben bir Trabzonsporluyum. Fenerbahçe'yi tabii ki de ister istemez sevmem. Fenerbahçe'leri severim. Fenerbahçe kulübünü sevmem. Alex harika topçuydu. Yani tadı damağımda kalan bir izlemeye doyamadığım bir topçulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Evet formüllerimi yazdım. Zamanı hemen görelim. 2-8-10. He hocam bazı sorularda gördüm ben mola verdi. Ya mola verdi önemlidir yazacaksın zaman bu. Yani hareket esnasında mola verince ya durum şimdi şöyle mi oluyor? Ben Salihli'den Manis Salihli'de yaşıyorum biliyorsunuz. İstanbul'a gideceğim. Otobüs 6 saat hareket etti. Ama otobüs Bola Kesir Surluk'ta 2 saat durdu. Ben şunu diyeceğim. 6 saatte mi geldin diyeceğim. Hayır 8 saatte geldim arkadaşım ben. Surluk'ta çok güzel bir dinlenme tesisi bu arada. Tost harika yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Balıkesir'de okuduğum için biliyorum. Evet alınan yolu bakalım. Harekete K'den L'ye gitmişim. Şöyle bir 20 metrem var. Geri M'ye gitmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Yani benim alınan yolum 70. Zamanım ne? 10. Hop geldi 7 metre bölü saniye. Peki benim yer değiştirmem ne? Son konum M mi? Aa M burasıymış pardon pardon. O zaman şurası 60 olacak arkadaşlar. 6 metre bölü saniye. Son konum M. ilk konum K mi? Hop şu işte. Benim için şu arkadaşlar bakın bu. O zaman ne olacak? Yer değiştirme. Eksi 20. Hocam eksi Olur ya niye olmasın? Hızın eksi olmaz. Yönü eksidir. Burada büyüklük sormamış bana. Bölü 10'dan arkadaşlar. Eksi 2 metre bölü saniye gelecektir. Unutulmasın. Yukarıda hareket ile ilgili verilen kavramlardan oluşan tabloyu doldurunuz. Bakalım hemen dolduralım arkadaşlar. Hemen biraz da bir böyle bir mola verelim değil mi? Yemek yerken bir mola veririz. Ben veririm. Yemek yerken illa bir mola veririm. Yavaş yavaş. Aeste aeste. Biraz dinleyelim. Hemen. Konum x üzerinde ok. Alınan yol x oksuz sürat ve oksuz hız delta v ya da v diyelim oklu diyelim arkadaşlar. Yer değiştirme delta x oklu yani vektörel. Vektörel mi skaler mi konum? Vektörel. Alınan yol skaler, sürat skaler, hız ve yer değiştirme vektörel iken SI'deki birimlerini sormuş. Konum metre. Alınan yol metre. Yanına da yazalım hatta sürat metre bölü saniye, hız metre bölü saniye, yer değiştirme metre. Hemen devam ediyorum. Yarı çapı 20 metre olan çembersel bir pistte A noktasından koşmaya başlayan bir kişi oklarla gösterilen yörüngeyi izleyerek 10 saniyede B noktasına gelmektedir. Buna göre ortalama sürat ve ortalama hızı bulunuz arkadaşlar. Bulalım. Neden bulmayalım ki? Şimdi arkadaşlar yine formüllerini yazıyorum. Ortalama sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman idi. Unutmayın bunlar arkadaşlar. üstüne bir böyle fosforlu kalemle geçelim. Süslü püslü bir şeyler olsun. Alınan yola bakıyorum arkadaşlar. Alınan yol benim için burada tam bir tur atmamışım. Ama ben yine bir çevresini yazıyorum. 2 pi r neyle çarpacağım? Unutmayın bu değeri. 4 bölü 3 mü? Hayır. 3 parça olduğu için 3 bölü 4 ile çarpacağım. 2 pi 3 aldım. R 20 arkadaşlar. Yani buradan ne gelir? 40, 10, 90 metre alınan yolum vardır. Zamana bakıyorum 10 saniye dediği için 90 bölü 10'dan 9 metre bölü saniyedir. Burada tabii ki de yer değiştirme daha büyük, daha küçük gelecek. Yani burada ne daha küçük gelecek arkadaşlar? Hız daha küçük gelecek. Bakıyorum A'dan B'ye en kısa yolun bu değil mi? E arkadaşlar burası 20 ise burası da 20'dir. O zaman 90 derece Pisagor yönteminden 20 kök 2 gelecektir. 20 kök 2'yi de 10'a böldüğümde arkadaşlar benim yer değiştirmem ne gelir? 2 kök 2 metre bölü saniye gelecektir. Ortalamızı diyecektim pardon. İzlediği yörünge aşağıdaki şekilde verilen araç K noktasına harekete geçerek LMNP noktasına uğrayıp S noktasına 5 saatte ulaşıyormuş. Hangileri doğrudur demiş. Her bir 5 kilometre bak arkadaşlar farkındaysanız LS aralığında aldığı yol demiş. Hemen böyle balıklama hop atlamıyoruz. Bakın 1 2, 3, 4, 5. 5 birim 25 km olacak. KSDS'yi de 35'ti. Birinci öncülüm yanlış. KS yolu boyunca ortalama sürat. Alınan yol neydi arkadaşlar? Formülü yazıyorum. Bıkmadan, usanmadan. Alınan yol 7 birim olduğu için 35. Zaman da 5 olduğu için 7 km bölü saattir. Bu ifadem doğru olacak. Buraya sığmamış olabilir. Yan ekrandan baktım. Doğru olacak. Yer değiştirmeye bakalım arkadaşlar. İkinci öncülüm doğru. Şimdi ortalama hızımın formülü neydi? Yer değiştirme bölü zaman idi. Yer değişime bakıyorum. K'den S'ye giden bir en kısa üçgeni çizdim. Arkadaşlar bu üçgenin düşeyine bakıyorum. Bir de yatayına bakıyorum. Düşeyi kaç? Düşeyi 5 kere 4'ten 20 iken yatayı 15. Özel üçgen 3, 4, 5, 15, 20, 25. Demek ki yer değiştirmem 25. 25'i 5'e böldüm. 5 kilometre bölü Saat olacaktır. Bu ifadem de doğru arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. D şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Bir araç doğu yönünde 200 metre gidiyormuş. Hemen çizdim. Şimdi aracı ben şuradan harekete başlattım. Doğu yönünde 200 gitsin. Sonra güney yönünde 880 gidiyorum O zaman biraz daha boşluğa çizelim. Şuraya göstereyim arkadaşlar. Doğuya 200 gidiyormuşum. Güney 80 gidiyor. Güney aşağısı mıydı? O zaman yine bir silelim şuraları. Doğu'ya 200. Doğu da sağ taraf ha. Vallahi yön kavramını unuttum be. Doğu'ya 200. Güney'e 80. Batı'ya 140 gidiyorum. Tamam. Hemen yazalım arkadaşlar. Şurası 200. Burası 80. Burası 140. Hareket 20 saniye sürmüş bu hareket. Harika. Ortalama sürat, Alınan yol bölü zamandı. Unutmayalım lütfen. Ki zaten o kadar çok yazdım ki unutmanın imkansız biliyorum. Alınan yol kaç? 280-420 bölü 20'den 21 gelecektir. Peki ortalama neydi? Yer değiştirme bölü zaman idi. Hemen yer değiştirmeyi bulamadı arkadaşlar. Yer değiştirme şöyle göstereyim. En kısa uzaklık. Yani şöyle bir üçgen oluşturduğumda burası 140, burası 60, burası 80 ise 100 değerini alacaktır. 100 bölü 20'den de ortalama 5 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Düzgün. Evet düzgün doğrusal hareketteyiz. Diğer adı sabit hızlı hareket. Arkadaşlar bunun en önemli cümlesi tanım cümlesidir. Cismin eşit sürelerde aldığı yollar eşit büyüklükte olur. Şimdi gelelim ben hem formülünü hem de grafik bilgilerini sizlere aktarmaya. Öncelikle formülü şöyle göstereyim size. X eşittir V çarpı T olacaktır gençler. Yani Konum eşittir hız çarpı zaman. formülün böyle karşıma gelecektir. Peki ben grafikleri nasıl yorumlayacağım? Arkadaşlar grafik mantığında önce bir kalemi bırakın. Okuyun grafik yorumlarının öncülleri. Bir öncül direkt grafikten size bir bağlantı kurdurabilir. Peki hocam grafikleri dönüştürürken ne yapacağız? Aslında bana göre çok basit ki eminim sana göre de çok basittir. X ve A'yı yazıyorsun. Konum, hız, ivme. imi, imi bir 5-10 dakika sonra göreceğiz ama burada vermekte büyük fayda var. Arkadaşlar sağa doğru gitmek isteyen öğrencimiz eğim alacaktır. Yani karşı bölü komşu olacaktır. Diğer adı tanjant. Sola gitmek isteyen öğrencimiz alan alacaktır. Hocam bu ne demek? Konum zaman grafiğinin eğimi hız zaman hızı verir. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. İvme zaman grafiğinin alt x ekseni ile arasında kalan alan hız değişimini verir hız zaman grafiğinin x ekseni ile arasında kalan alan ise yer değiştirmeyi ya da konumu verir. O anki konumunu yani konum değişimini verir. Önce de bunu unutmamalıyız. Tüm sorularda göstereceğim. Tek tek anlatıp sorularda göstermeyi tercih etmiyorum. Önce sorularda göstereceğim zaten. Ek bilgi olsun diye vereyim sizlere kesinlikle arkadaşlar. Yön değişikliği çok önemli. Yön değişikliği. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda ilerleyen sayfalarda sorun var zaten. O yüzden sakince ve sabırca, sabırlı bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Eğer konum zaman grafiğinde yön değişikliği olsun istiyorsan sen sivri uç arayacaksın. Ama hız zaman grafiğinde yön değişikliği istiyorsan x ekseni yani x ekseni yani zaman eksenini arkadaşlar geçeceksin. Zaman eksenini geçtiğin yerde yön değişikliği olur. Birazcık AYT'ye kaçacak ama de çok önemli olduğu için anlatıyorum. Arkadaşlar son durum. Konum zaman grafiği için geçerli. Şuraya kocaman yazdım. Ekranda görünmüyor yani kayıtta görünmüyor. Olabilir. X, T için geçerli. Sadece X, T için geçerli. Bakın gençler. Eğer benim grafiğim şöyle bir genç K ise. Artı yönde sabit hızlıyızdır. Burada eksi yönde sabit hızlıyızdır. Ama bu genç K değil de düz K. Ya böyle genç K isen sen. Şöyle parabolik olarak genç K isen. Artı yönde hızlanırsın. Eksi yönde hızlanırsın. Ya da böyle buruşmuş, EYT çıkmış geçen nerede böyle EYT vurmuş da emekliliği yaklaşmış gibi yaşlı K ya da buraya biz böyle C de diyoruz ya bazen. C'ye benziyorsan artı yönde yavaşlıyorsundur, eksi yönde yavaşlıyorsundur. Bu alt tane grafik şekli sadece ve sadece konum zaman grafikleri için geçerli. Artık sorularımı çözebilirim arkadaşlar. Şekilde K ve L araçlarına ait konum zaman grafikleri verilmiştir araçların hızlarının büyüklükleri. Şimdi bana ne grafiği vermiş bu? Ne grafiği? Bana konum zaman grafiği vermiş. Ne soruyor? Hız soruyor. Grafik dönüşümü yapılacak. X ve A'yı yazdım. Şöyle hiç sığmadı. X ve A'yı yazdım. Sağa gitmek istiyorum. O zaman ne alacağım? Eğim. Arkadaşlar ya da şöyle yapın. X eşittir VT'yi biliyorsun ya. V'yi yalnız bırak. X bölü T'ydi. Evet. 20 bölü 4'ten buranın hızı 5 metre bölü saniye iken 10 bölü 5'ten buranın hızı 2 metre bölü saniye. Yani hızlarının büyüklükleri oranı 5 bölü 2 ya da şöyle diyelim. Evet 5 bölü 2 ya da 2,5 da diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Hız zaman grafiği aldığı yolu yer değiştirmesini ortalama süreti ve ortalama sormuş. Ne yapacağız? Alanı bana neyi verir alanı? Aldığı yol yani x'i konumunu verir arkadaşlar. Hemen alanlarını alalım buranın. Burası artı 20 iken burası eksi 10 metredir. Şimdi alınan yolda eksi artı önemli mi? Hayır. Alınan yol 30 metre. Peki yer değiştirme. Arkadaşlar harekete burada başlamışım ben. 20 metre sağa gitmişim. 10 metre geri dönmüşüm. Son konum eksi konumdan artı 10 metre. Artı yazdım. Çünkü yer değiştirme vektörel olduğu için yön çok önemlidir. Ortalama sürete bakıyorum. Alınan yol bölü zaman idi. Hemen formülünü yazalım. Alınan yol kaçtı arkadaşlar? 30. Zaman kaç? 4. Bak ne geldi? 7.5 geldi. Ortalamamıza bakalım gençler. Alınan yol neydi alınan yol? yer değiştirme böyle zamandı. Yer değiştirmeyi artı 10 buldum. Zamana bakıyorum. 4. Burası da 2.5 geldi. Unutmayın. X ve A mantığı çok fazla işime yarıyor. Başlangıçta şekil 1'deki gibi bölmelendirilmiş yolun K noktasında bulunan kişiye ait hız zaman grafiği Şekil 2'de verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar yine hız zaman grafiğinin altında kalan alan x ekseni ile arasında kalan alan konumu verecektir. Burası artı 40'dır. Burası eksi 20'dir. Bakalım. 4. saniyede 40 metre yerlemişim. 10, 20, 30, 40. Evet P noktasındayım. Birinci öncülüm doğru. 8. saniyede M noktasındayımdır diyor. Artı 20 metre yer değiştireceğim. K'den M'ye gelirim. Doğru. 8 saniyede 60 metre yol almıştır ve artı 20 de benim yer değiştirmem olacaktır. Yol dediği için skaler büyüklük yön önemli değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar yine alanını alıyoruz. Burası artı 30. Burası eksi 30. Burası artı 20. Araç 4. saniyede öncelikle 30 metre yol almış. Sonra 30 metre geri gitmiş. Başladığı noktadadır birinci öncülüm. Doğru. Araç 3. ve 4. saniyelerde yön değiştirmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi ben önce de sıfırdım. Sonra 30 metre yol aldım. Sonra ben geri döndüm. Geri döndüm. Grafiğini çizebilirim aslında size. Burada bir ne yapalım arkadaşlar. Konum zaman grafiği çizelim. Hemen şunları bir silelim. Bir konum zaman grafiği çizmeye çalışalım. Şöyle bir indirdim. Şu da şöyle aldım. Yatay ekseninde xt 3 saniyede artı 30'dayım. Tamam. Sonra 4. saniye bir de 5. saniyem var. Artı 30 olacağız. 0 olacağız. Bir de artı 20 olacağız. Yani şöyle yapalım 20 olacağız. Burası önemli değil. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 0'dan ilk önce bir 30 metre gitmişim. Tamam. Sonra eksi 30 gitmişim. 4 buradayım. Tamam. Ardından ne yapmışım? Bir de artı 20 gitmişim. Şimdi bakıyoruz gençler. Sivri ucu ihtiyacım vardı. Bak burası sivri uç mu? E bak burası da sivri uç. Evet bak artı yönde sabit hızlı. Eksi yönde sabit hızlı. Artı yönde sabit hızlı. İkinci öncülüm. Doğru. Aracın yer değiştirmesinin büyüklüğü artı 80 metre demiş. Son konum. X son. Neredeyim? Artı 20'deyim. X ilk ne? E sıfırdayım. 20 metre arkadaşlar alınan yol 80 metre olacaktı. 1 ve 2 B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Doğrusal bir yolda T0 anında yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekilde gibi verilmiştir. Araçların hızlarının büyüklükleri eşit olduğu anda yani tam o, şu an çizdiğim yerde mavi kalemle araçların konumları hakkındaki bilgiyi soruyor arkadaşlar. Başlangıçta neymiş bu arkadaşlar? Araçlar yan yana imiş. Şimdi ne alacağız? Tabii ki de alanlarını alacağız. Alanını. Şimdi bakın arkadaşlar. K'nin alanını alalım. Bir dik üçgendir. Ve K'nin yapmış olduğu yer değiştirme. Dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 10 bölü 2'den artı 20 gelecektir. L'ye baktığımda ise burada önce bir dik üçgen bir de ne var arkadaşlar? Dik dörtgen mevcut. L'ye baktığımda bir dik üçgene bakalım. Taban 4 yükseklik 5 bölü 2'den artı 10. Artı. Dikdörtgenlerinde 40 gelecektir. Artı 50'dir. Yani L aracı K aracından 30 metre ileride olacaktır. Unutmayın. X ve A mantığı hayat kurtarır. Buna göre başlangıçtan 10 saniye sonra motosikletlilerin arasındaki uzaklığı sormuş. Arkadaşlar sabit hızlarla hareket ediyorlarmış. Yönleri verilmiş zaten. Neydi formülüm? X eşittir. V çarpı T idi. Bakın P aracı, P motosikletlisi yukarı doğru 12 çarpı 10'dan 120 metre yol almışken R ise sağa doğru 9 çarpı 10'dan 90 metre yol alıyor. Aralarındaki uzaklık arkadaşlar özel bir üçgen 3, 4, 5, 90, 120, 150 sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Devam. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan süratleri eşit. Bakın altını güzellikle ve önemli çizdim arkadaşlar. P ve R otomobillerine ait konum zaman grafikleri şekildeki gibiymiş. 4. saniyede araçlar arasındaki mesafe 8 metreymiş. 4 saniye sonunda P nerede? 0'da. O zaman R arkadaşlar eksi 8D. Süratlere eşitse eğimini almam lazım ki hızına ulaşayım. Yani süratine ulaşayım. Bakın R'nin eğimi arkadaşlar 12 bölü 4'ten 3 geliyor. O zaman arkadaşlar burası da 12 gelmeli. 12 bölü 4'ten 3 gelsin. Yön önemli değil. Başlangıçtaki mesafe arkadaşlar 32 olacaktır. Devam ediyorum. Bir otomobil 1 kilometre ama bana metre soruyor. O zaman hemen ne yapmam gerekiyor? 1000 metreye çevirmem gerekiyor. Burası 1000 metre. Asma köprünün yarısını 10, diğer geri kalanın yarısını 30'a geçiyormuş. Ortalama hızını sormuş. Ortalama hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman idi. Alınan yol toplamda 1000 metre. Peki zamana ulaşamıyorum. Nasıl yapacağız? X eşittir VT formülünde T'yi yalnız bıraktım. E, X bölü V yazabilirim. Çünkü X'i de V'yi de biliyorum. Arkadaşlar bakın 500 metresini 10 almış. Geri kalan 500 metresini 30'la almış. Asla şunu yapmıyorum. 5 yani payda kısmına asla 5 yani 10 artı 30 bölü 2 yazmıyorum arkadaşlar. Cevap 20 değil kesinlikle olmaz. Payda eşitlediğimde burayı 3 ile genişlettiğimde işlemi şurada yapmaya devam edeyim. 1000 çarpı 30 bölü arkadaşlar 2000 gelecektir. Bakın sıfırların hepsi gidiyor. Sorumuzun doğru cevabı 15 yani 5 şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Evet artık bir konu anlatımına devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar birbirlerini geçme ya da yakalama sorularında mantık nedir? Tabii ki de formülüm yine x eşittir vt'den türüyor. Ama araçlar birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa hızları toplanır. Ama araçlar aynı yönde hareket ediyorlarsa o zaman hızı büyük olandan küçük olan çıkartılacaktır. Burada da gördüğünüz gibi. Peki hocam ben bazen sınavda görüyorum. Sorularda çok fazla var. Burada geçme sorusu oluyor. Geçme. Yani tünele geçebilirsin, başka barıcı geçebilirsin. Arkadaşlar notumuzu yazalım. Bir hareketli yani bir araç, bir nesne diyorum. O nesne tünel olabilir, köprü olabilir başka bir hareketli olabilir. Bir hareketli bir nesneyi tamamen geçmesi isteniyorsa kendi boyları kadar da yol alacaktır. Çünkü bakın tamamen geçme demek bu trenin tam arka noktasının tünelin giriş değil çıkışına gelmesi demek. Yani alınması gereken yol şu kadar arkadaşlar. O yüzden aralarındaki mesafe ya da tünel değil aracın kendi boyununda önemli bir mantığı var. Formülde x yerine İkisinin de boyu toplanır. Aralarında mesafe varsa artı x yapılır. Evet soruyla pekiştirme zamanı. Araçlar birbirlerini tamamen 15 saniyede geçiyormuş. Yani burada k'nin boyunu soruyor. Ne işe yarayacak? Çünkü araçların tamamen geçmesi için aralarındaki mesafe kadar arkadaşlar kendi boyları da hesaplanacaktır. Mantık şuydu. x artı 180'i yazdım. Peki araçlar birbirlerine doğru gittikleri için ne olur? Hızları toplanır çarpı 15. 18 çarpı 15 kaçtır? Arkadaşlar 15 15 225 45 daha 270'tir. O zaman x'in cevabı 90'lı olacak. 90 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı c şıkkı olacaktır. Şurada bir daha ben bir çarpayım. 18 çarpı 15'i 0 elde var. 4 9 evet 270. Devam ediyorum. K aracı L aracını 8 saniyede tamamen geçtiğine göre araçlar arasındaki x mesafesi kaç metredir? Yine aynı mantık x artı 10 artı 20'den yazdım. x artı 30'u ama bu sefer aynı yönde gidiyorlar. Hızı büyük olandan küçük olan çıkartılacaktır. 8 çarpı zaman. Nedir o da 864. x'in ne olması lazım arkadaşlar? 30 çıkardığım için 34. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir de problem çözelim bununla ilgili. Devam ediyorum artık. Ondan sonra ivmeye geçeceğim arkadaşlar. Çekil yönde aynı yönde yolda sabit 2V ve V hızlarıyla hareket eden otobüs ve çocuğun başlangıç konumu verilmiş. Otobüsün ön ucu T anında L noktasında olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar 2 birim yol aldı ya 2D eşittir 2V çarpı T yani V hızıyla ben bir birim yol alıyorum. Otobüs çocuğu hangi noktada geçmeye başlayıp hangi noktada tamamen geçer? Otobüs arkadaşlar mavi rengi verdim. Çocuğa ise bordo rengi verdim. Çocuk M'deyken Buradayken pardon. Otobüs nerede? L'de. Otobüs M'deyken çocuk nerede? M'de. O zaman arkadaşlar M'de geçmeye başlar. Otobüs P'ye geldiğinde çocuk N'de olacak ama otobüs böyle arkadaşlar yani tamamen geçmemiş. O zaman otobüs S'ye geldiğinde, S'ye geldiğinde bakıyorum. Çocuk nerede olacak? P'de olacak. Otobüsün ucu şimdi geçmeye başladığı nokta M'di. Ama cevaplarda S şey yok. O zaman ben burayı baştan yapalım. Şimdi otobüs buraya geldiğinde çocuk buradaydı. Otobüs buraya geldiğinde çocuk buradaydı. Otobüs böyle geldiğinde çocuk burada. Artık arkadaşlar tamamen R'de geçecektir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Gelelim ivmeye. Yine birim kelimesi var. Yine içime çok fazla yarayan bir durum arkadaşlar. Birim hemen ne yapıyorum? Kesir çizgisi. İlk büyüklük paydaya. ikinci büyüklük hız değişimi pay kısmına. Hız değişimi bölü zamana ben ivme diyorum. İvme arif ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. Birimi metre bölü saniye karedir arkadaşlar. İvmesi 1 ise cismim her saniye hız değişimi bir olacaktır. Ama şöyle bir bilgim yok arkadaşlar. İvmem artıysa kesinlikle hızlanırım. Soru işareti. İvmem eksiyse kesinlikle yavaşlarım. Bu da soru işareti. Başlangıçtaki hızını biliyorsan ancak bununla ilgili kesin hüküm bildirirsin. Ben bir de not yazmak istiyorum sizlere. Hız vektörü ile iğme vektörü aynı yönlü olan cisimler hızlanır. Hız vektörü ile iğme vektörü aynı yönlü olan cisimler hızlanır. Hız vektörü ile iğme vektörü zıt yönlü olan cisimler ise yavaşlar arkadaşlar. Bu notumuzu muhakkak yazmanızı istiyorum. Evet gelelim sorularımıza. Bana diyor ki 0T'de T3T'de ve 3T4T aralığındaki ivmenin büyüklüğünü sormuş bana. Sıralaması nedir? Arkadaşlar ivmenin formülünü biliyorsak direkt soruyu yapabiliriz. Hız değişimi bölü zaman ya da hocam siz bir grafik mantığı öğretmiştiniz. Harika. X ve A. Grafik sağa doğru giderken eğim alırsın. Sola giderken alan alırsın. Ben burada eğim alacağım. Çünkü hız zaman grafiğinden ivmeye geçeceğim. Ama formülümü yapayım ben şurada. A1. Hız değişimi kaç? 2 v bölü t'den imeme ben 2a dedim. A2'ye bakıyorum. Hız değişimi kaç arkadaşlar? V. Ama paydam 2t eşittir. O zaman ben buraya a bölü 2 dedim. Bir de a3'e bakayım. Hız değişimim eksi 2 ama önemlidir. Büyüklük dediği için eksi 2 yazdım. Bölü hatta şurada sığmamış olabilir. Görünmemiş olabilir. a3 eşittir. Eksi 2v bölü t'den. Ben buraya da ne yazıyorum arkadaşlar? 2A yazıyorum. O zaman sorumuzun doğru cevabı B şıkkı gelecektir. Devam ediyoruz. Bir ilme zaman grafiği vermiş bize. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Önemli bir soru. İlme zaman grafiği ama başlangıçta ne yapmış? Duruştan harekete arkada geçmiş. Arkadaşlar unutmayın ki alanı hız değişimini verir bana. İlme zaman grafiğinin alanı biraz düzelteyim hemen şurayı. Alanı hız değişimini verecektir. Evet hemen alanlarını alıyorum. Burası artı 8. Burası eksi 16. Arkadaşlar araç 8. saniyede hızının büyüklüğü 8'dir. Doğru. Hemen bir hız zaman grafiği çizmem lazım. Çünkü bana grafik yorumlamamı istiyor. Hız zaman grafiğini şöyle bir çizelim. Burası hız. Burası zaman. 4'ü yazdım. 6'yı da yazayım şuraya. Önemli çünkü soruda var. 8'i yazdım. Başlangıçta Buraya ne yazacağız? Hız olarak artı 8. Eksi 16 değişecek. O zaman buraya da eksi 8'i ekledim. Başlangıçta 8 gittim. Şöyle yapacağım. Çok pardon. 7'ye basacağız. Evet. Şöyle gittim. Kısa tuşlarını unuttum. Kusura bakmayın. Sonrasında arkadaşlar hızımı eksi 8'e düşürdüm. Evet. Bakın düz zaman grafiğinde x eksenine geçtiği yerde yön değişikliği olurdu. Doğru. 8 saniyede hızının büyüklüğü onu da doğru bildik. Aracın aldığı toplam yolu soruyor bana. Arkadaşlar alan alacağım. Evet grafiğin bozukluğunu birazcık aldanmayalım. Buraya 1 dedim. Buraya 2 dedim. Buraya 3 dedim. Hemen 1 numaranın alanını alalım. Bir dik üçgen. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelecek? 32 bölü 2'den 16. Artı. 2 numaraya bakıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 16 bölü 2'den artı 8. 3 numaraya bakıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den eksi 8'dir. Aldığı toplam yol 20 metre mi? Hayır arkadaşlar. 16 metre. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 1 ve 2 olacaktır. Devam ediyorum. Bir grup öğrenci doğrusal yörüngede T süre boyunca hareketini inceledikleri bir araç için şekil grafiği elde etmiştir. Fizik öğretmeni diğer öğrencilerden grafikte belirtilmeyen. Bu arada arkadaşlar şu an siz görüyorsunuz. Hareket normalde sağ yani benim olduğum yerin üstüne oraya konuyu yazıyordum. Oraya bir bölüm mat özellikler olarak gitmiş. Orayı montaj düzeltmeye çalışacağım. Düzeltemezsem de şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın. Hareket türünü belirlemelerini istiyor. Eğer eksen adı hız olsaydı diyor. E, hız olsaydı sabit hızla giderdim. Düzgün doğrusu hareket. Birinci öncülüm doğru. Eksen adım konum olsaydı. Konum değişmemiş ki. O zaman ben hareket etmem. Düzgün doğrusu hareket değil. Eksen hızlı ivme olsaydı. Şimdi arkadaşlar burası ivme olsaydı. Demek ki ben ne diyecektim? Artık ivmem sabit. Yani benim buranın alanı 6 ya. 6 benim neyimdi? Hız değişimim idi. hız değişimi varsa zaten düzgün hızlanan doğrusu hareket olabilir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın hız zaman grafiği verilmiş. Hangileri doğrudur? Öncelikle ben burada yön değişikliği olduğunu biliyorum. O yüzden Araç 0 2 T aralığında aynı yönde hareket etmiyor arkadaşlar. Birinci ikinci öncülüm yanlış. Araç başlangıçta eksi yönde yavaşlar iken ardından T anından sonra artı yönde hızlanıyor. Yani 0 2 T aralığında sürekli hızlanmaktadır. Üçüncü öncülüm de yanlış. Aracın 0 2 T aralığı ilmesi sabittir. Hız değişimi her zaman artı oluyor arkadaşlar. Doğru cevabım ne olacak burada? Yalnız bir A şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Tamam. Evet. Doğrusal bir yolda ilerleyen aracın hız zaman grafiği verilmiş. 0 2 t zaman aralığında ivmem a'ymış. Arkadaşlar a'ya ne demişim ben? Hız değişimi v bölü 2 t'ye ben v bölü 2 t'ye ben a demişim. Yani v bölü t'ye ben 2 a diyeceğim. Cevabım eksi gelecek çünkü büyüklük sormuyor. C de gitti, D de gitti, E de gitti. 2T, 5T aralığındaki hız değişimim eksi 3V bölü 3 t'dir. Buradan eksi v bölü t gelecektir. Ve eksi 2 sırf yönden dolayı eksi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğrusal bir yolda başlangıçta durmakta olan aracın ime zaman grafiği şekildeki gibidir. 0 t aralığında x1, 02 t aralığında x2 yolunu alıyor. Tabii ki de grafik seçeceğiz. Ama unutmadan yazalım. Alanı bana neyi verecek? Alanı hız değişimini verecek arkadaşlar. Alan hız değişimini versin. Buraya ben AT diyorum. Yani direkt V dedim. Ondan sonra hızım VV yoluna devam edecek. Evet grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Ne grafiği çizeceğim? Hız zaman grafiği çizeceğim. Öncelikle başlangıçta sıfırdı. Sonra T anı bir de 2T anı mevcut. Burası hız burası zaman. Arkadaşlar şuraya da V dedim. Bakın hızım sıfırdan V arttıktan sonra Cancel Can 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 can. Hızım V olarak devam ediyor. Gelin bakalım buraların alanlarını alalım. Burası X1 burası X2. Direkt zaten X1 X2'nin yarısıdır. Sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 2'dir diyoruz değil mi? Hayır. 0 2T zaman aralığında X2 demiş. O zaman X1'e X dersem X2 şurası X olsun X üssü. X2 ise X artı 2 xten 3x gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Düz bir yolda hareket eden araba gideceği yolun 2 bölü 5'ini yani 2x'ini 40 ile gitmiş. Geri kalan 3x'ini ise 100 ile gitmiş. Ortalama hızını soruyor bize. Yer değiştirme bölü zaman formülünü unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle ne kadar toplam yolum var? 5x'lik toplam yolum var. Zaman yerine ne yazacağız? E, x vt'yi buraya yazdım. Ama zamanı vermemiş. Zaman yerine x bölü v yazacağım. Burada x'im kaç arkadaşlar benim önce de 2x bölü 40 artı 3x bölü 100 yazdım. Payda eşitlememe gerek var. Hemen şuraya ben 5 ile genişletip burayı 2 ile genişletiyorum. Gelin bakalım. Yukarıki taraf 5x çarpı 200 oldu. Aşağı taraf ise 10x 6x'ten 16x oldu. Arkadaşlar x'ler gider zaten. Buradan 200'ü 2'ye böldüm. 8'e böldüm 25. 16'yı 8'e böldüm 2. 125 bölü 2 de 62 buçuktur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Doğrusal bir piste aynı yerden aynı anda Güda'nın da iki tane çok büyük aksiliğe uğradım. O yüzden modum birazcık düştü ama yetiştirmem lazım. Kusura bakmayın eğer böyle bir etkilendiğimizleri belirttiysem arkadaşlar. Ama sonunda yani bugün hemen bakayım tarihe 23 Ocak'ta tam gününde videomuz yayında olacak gençler bilginiz olsun. Doğru sağ bir piste beğenip like atmayı unutmayalım. Beğenip like atma değil abone olup like atmayı unutmayalım. Doğru sağ bir piste aynı yerden aynı anda aynı yönde geçen X, Y, Z koşucularının hızlarının büyükleri sabit ve sırasıyla V, X, V, Y, V, Z'dir. Bir süre sonra X ile Y arasındaki uzaklık Y ile Z arasındaki uzaklığa eşit oluyormuş. Şimdi arkadaşlar başlangıçta hepsi aynı yoldan gitmiş. X burada, Y burada, Z burada. Şimdi X en hızlıdır. Bakın X en hızlıdır. Y X'ten hızlı, Y sonra Z de en yavaştır. X yarısındaki uzaklık Y Z yarısındaki uzaklığa eşit olabilir. Bu tam tersi de olabilir. X en arkada kalmıştır, Z en hızlıdır. Ama arkadaşlar şimdi Y en hızlıysa. Bakın Y en önde olsaydı burası. Y burada olsaydı. X burada olsaydı. Z de burada olsaydı. Unutmayın. X yarısındaki mesafe. Şu. Yine. X, Y, Z arasındaki mesafe. Şimdi nasıl aynı olsun? Y en hızlı. Y gidiyor. Y gidiyor. Y, Z arasındaki mesafe asla eşit olmazdı. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. İme zaman grafiği verilmiş. T anında yön değiştirmiş. He. Şimdi arkadaşlar, burası benim için at olsun. At demeyeceğim çünkü bana bir bilgi daha vermiş. Hızı eksi vmiş başlangıçta. O zaman burası artı v, burası artı v. Yani ben at gördüğüm yere artı v yazıyorum. O zaman şurası artı 2v. İme zaman grafiğinin alanı hız değişimini verdiği için bunları yazdım. Yani toplam cevabım 3 ve B şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Yeşil dalga bir soru ondan sonra çıkmış sınav sorulara benzer sorular ve videoyu tamamlıyoruz. Trafikte yeşil dalga uygulaması aynı hat üzerinde bulunan araçların zaman kaybına uğramamaları, enerji tasarrufu sağlamaları ve trafik sıklığına neden olmamaları için hat üzerindeki trafik lambalarında uygulanan bir düzenlemedir. Mantık şu arkadaşlar. Şimdi hocam enerji kaybı, enerji tasarrufu, maddi tasarruf şudur. Araç dur kalk yaptıkça daha fazla yakıt harcar. Mazot, benzin, dizel önemli değil. Ya da LPG. Bir bu. İkincisi mantık şu. Belli aralıklarda şimdi burada 80 yazıyor. Ortalama süratin 80 olduğu takdirde ortalama süratin 80 olduğu takdirde sen ardışık olarak belli mesafelerde kırmızı trafik ışıklarından yeşilde geçeceksin. Bu yüzden Özellikle metropol şehirlerindeki otobanlarda çok fazla var arkadaşlar. Benim yaşadığım Manisa bölgesinde yeşil dalga olayı maalesef yok. Ama olması lazım tabii ki de. Özellikle Salihli'den Turgutlu'ya giderken ben çok fazla gidiyorum maalesef işimden gereği. bayağı kırmızı ışığa maruz kalıyoruz arkadaşlar. Yeşil dalga için 80 km bölü saat tabelasının olduğu yolda bir araç kırmızı ışığa yakalanmadığına göre. Hangileri doğru olabilir? 60 ortalama gitmesi imkansız arkadaşlar. Burada maksimum değer 80 değil. Ortalama 80 ile gideceksin. Üçüncü öncülüm doğrudur. Bir süre 90 ile bir süre 70 ile gitmiştir. Aynı sürelerde 90 mesela T süre 90 ile gidip aynı T sürede 70 ile gidiyorsan tam ortalaması 80 olur zaten. Bu yüzden arkadaşlar birinci öncülümde olabilir. Kesinliği sorsaydı yalnız 3 diyecektim. Evet grafiğin yön değiştirmesi. Harika bir soru. Hemen hatırlatalım size. Önce bir soruyu okuyalım. Buna göre araçlar hangi anda hem yön değiştirip hem de aynı yönde gitmeye başlamıştır. Doğrusal bir yolda aynı anda zıt yönlerde harekete başlayan K ve L hareketlilerinden K hareketlisine ait hız zaman L'ye ait konum zaman verilmiş. Yön değişikliği için hız zamanda arkadaşlar x eksenini geçtiği yerler olacaktır. Bakın şuralar x eksenini geçtiği yerlerdir. Peki L yani konum zaman için sivri uçlar buralar olacaktır. Aynı anda yön değiştirmelerini söylediğine göre burada arkadaşlar tek cevap T5'tir. Peki hocam, aynı yönde olduğu nasıl anladım? Bakın, K T5'ten sonra eksi yönde hızlanırken, L ise T5'ten sonra eksi yönde sabit hızla gidiyor. yönleri de aynı olacaktır. Evet, videomuz aslında bitti. Şimdi yakın zamanda çıkmış sınav sorularına benzer sorularla videoyu tamamlıyoruz arkadaşlar. 8 saniyede 9, 8 tane soru olması lazım. Hemen başlayalım, vakitinizi almayalım. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları, şekilde gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar boyunca ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. Buna göre demiş K ve L koşucuları bir turu tamamlayıp koşuya başlangıç noktaya ulaştıklarında K'ye ait hangisi L'den daha büyüktür? Aslında ikisi de başlangıç konumuna geri ulaşmış. Yer değiştirmeleri sıfırdır. Büyük olmaz. Ortalama hız yer değiştirme bölü zaman olduğu için yer değiştirme sıfır olduğu için ortalama hızları da sıfırdır. Ama ortalama sürat alınan yol bölü zamanda arkadaşlar. Bakın. Burada zaten k daha fazla yol almış çünkü 2 pi r mantığı kullanıyoruz yarıçapı daha büyük ve k'nin zamanı da daha kısa. Payı büyük paydası kısaysa ortalama sürati daha büyüktür. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır gençler. Devam ediyoruz. Bir hareketlerin zamana göre aldığı yol aşağıda tabloda verilmiştir. Sürat zaman grafiğini soruyor. Arkadaşlar farkındaysanız her saniyede 5 metre. Hep bir 5 metre almış. Yani aslında benim x eşittir vt mantığımdan v eşittir 5 metre bölü saniye sabit hızlıyım. Bakın b ve d bu yüzden gitti. Ama 10 bölü 2'den 15 bölü 3'ten 20 bölü 4'ten 5 bölü 1'den cevabın 5 olduğunu gördüğüm için doğru cevabım c şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Şehirler arası bir yolda hareket halinde olan iki farklı otomobilin ön panellerindeki göstergeler Evet burayı da ben de çok büyük bir özlemle bekliyordum. 90 km bölü saat değerini göstermektedir. X'e doğru çalıştığına göre hangileri kesinlikle doğrudur? Araca bindim. Bakıyorum 90 gidiyorum. Ben sadece o panele bakarak hangi yöne gittiğimi görebilir miyim? Hayır. O zaman bu bana yönlü büyüklükleri göstermez. Yönsüz yani skaler büyüklükleri gösterir. Peki ne skalerdir? Surat. Ne skalerdir? Alınan yol. Burada süratleri kesinlikle aynı diyebilirim. Ama yön bilmiyorum. Belki ben sağa doğru 90'la giderken sen sola doğru 90'la gidiyorsun. Soru işareti ve hızını kesinlikle bilemem. Çünkü hız neydi arkadaşlar? Yönlü büyüklük idi. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı yalnız bir olacaktır. Notumuzu yazalım. Araçlardaki paneller, araçların panellerindeki göstergeler siskaler, yani sürat ölçer. Ya da gösteri de diyebiliriz. Bir sporcu Kuşu parkurunda bulunduğu noktadan önce güneye doğru 35 metre gidiyormuş. Hemen gösterelim arkadaşlar. Önce güneye doğru 35 gidiyormuş. Hemen buranın 35 olduğunu yazdım. Sonra doğuya doğru 60 gidiyormuş. Tamam harika. Sonra kuzeye doğru 115 gitmiş. O zaman şurayı kullanacağım kesin zaten. Burası 35 ise, burası 80. Burası 60. Hemen ben elimdeymişken yer değiştirmesini de bulayım. 3, 4, 5, 60, 80, 100. Arkadaşlar sürat vazı sormuş. Zamanım 20. Süratin büyüklüğü neydi? Sürat nasıl hesaplanırdı? Alınan yol bölü zaman. Alınan yola bakalım gençler. 35, 70, 80, 60, 210. 210'u 20'ye böldüm. 10 buçuktur. Yani 3 tane şıkkı eledim. Ki zaten hız asla sürattan büyük olamaz diye A ve C otomatikman gidiyordu. Sadece eşit olabilir. O da doğrusal yolda tek yön şartıyla ilerlerse. Dersin başında kampımızın. Yani videonun başında söylemiştim zaten. Hız ise yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirmenin 100 olduğunu gösterdim size. Zaman da 20 idi. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 5 olacaktır. Devam ediyorum. Evet. Bunu en son söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü biraz AYT'ye kaçıyor. Dil ve yani sayısal olmayan arkadaşlarımız videoyu kapattıktan sonra çözeceğim Unutturmayın. Unutmam zaten. Tık Birbirine paralel iki rayda aynı yönde hareket eden KL trenlerinin konum zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Bu grafikten elde edilen bilgilere göre aşağıdaki yargıdan hangisi yanlıştır? Evet K treni bakın K trenini gösterelim. L'den daha önce harekete başlamış. Burası L'nin harekete başladı. Diğer K başlangıçta harekete başlamıştı. Doğru. T1 ve T2 anlarında konum zaman grafiği olduğu için yan yanalar. Doğru. T1 ve T2 anlarında trenlerin ikisinin de hızları aynıdır. Soru işaretini bıraktım. T2 anında L treni durmaktadır. Evet arkadaşlar L treni daha önce durmuş. T2 anına kadar K treni L treninden daha uzun süre hareket etmiştir. K treni arkadaşlar T2'ye kadar toplam T2 süre hareket etmiş. L treni ise nerede başlamış? Şurada başlamış. T üstü dedim ve şu kadar mesafe hareket etmiş. 3. E şıkkında doğru. Hız niye aynı değil? Çünkü eğimleri aynı değil arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Sol 2 sorumuz. Bir yolcu uşağı havaya göre 550 km bölü saat hızla çekirdek gibi batıdan doğuya doğru uçmaktadır. Rüzgar 50 km bölü saat hızla doğudan batıya doğru esmektedir demiş. K şerinden L şehrine gidiş gelişi. Şimdi ben başlangıçta giderken arkadaşlar rüzgar bana zıt yönde. Yani 1200 eşittir. 550 gidiyordum. 50 bana yavaşlatıyor. 500 çarpı T gidiş. Aynı 1200'ü ben dönerken rüzgarı arkamdan destek olarak aldığım için 600 çarpı T dönüş olacak. T gidiş 2,4 iken T dönüş 2 gelecek. Topladım arkadaşlar 4,4 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Son sorumuz. Bir tane daha var unutmadık. Doğrusa bir yolda aynı yerden başlangıç anında harekete başlayan KL cisimlerin hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. 05'te zaman aralığında K ile L birbirlerini zıt yönde hareket etmektedir demiş. K eksi yönde L artı yönde hareket ediyor. Evet birinci öncülüm doğru mu? Bak, yanlış. Arkadaşlar K artı yönde yavaşlarken L artı yönde hızlanıyor. Zaman grafiği için zaman eksenini geçmem lazımdı. Bir yanlış. Hemen birileri eledim. K'nin ortalama hızı L'nin ortalama hızına eşittir. Çünkü başlangıç hızları birinin 0 birinin 4 son durumda 0 olanın 4 oldu. 4 olanın 0 oldu. Doğru. K'nin ivmesinin büyüklüğü L'ninkine eşittir. Büyüklük dediği için bakarım. Büyüklük demeseydi yönler tersti. Yönler değil de hızlanma yavaşlama. O yüzden tersti. 1 artı 1 eksi çıkacak. Hız değişimi bölü zamana bakıyorum. X'in hız değişimleri 4 büyüklüğünde. 4 ve büyüklüğünde. Zamanları da 5 de olduğu için. Üçüncü yani öncülme doğrudur. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet son sorumuz. Sürtünmesiz yatay bir zeminde O noktasında duran 5 kilogram kütleli K bloğuna Yatay doğrultuda 20 Newton büyüklüğündeki F kuvveti çekirde görünen doğrultuda uygulanmaya başlıyor. Tam bu anda bu cisimden 100 metre uzaklıkta bulunan L cismi de 10 metre bölü sahnelik sabit hızda K cismine doğru harekete başlıyormuş. Bana diyor ki K ve L noktası blokları O noktasından kaç metre uzaklıkta karşılaşır? Aslında soru çok kurnaz bir soru. Şimdi arkadaşlar mesela. Tabii biz böyle gitmeyelim de. Atıyorum K'den 20 metre uzaklıkta karşılaştı. Bana o noktasından kaç metre diyor. O noktasını vermiş mi? Evet. O noktası burası. Evet. Buradan direkt bir gördüm. Bakalım arkadaşlar. Önce bir L'nin aldığı yola bakacağım. L sabit hızı gittiği için 10 T'lik yol alıyor. X eşittir. V çarpı T'den. K ise hareketler. İvmeli hareket yaptığı için zamanında buna benzer konuda TYT dedi. A, geçtiği için sadece sayısalları anlatıyorum. 1 bölü 2 A T kare formülünden yapılacak. Burada VT'den yapılacaktı. Bakın 1 bölü 2. İvme nasıl bulunacak? Fatma'dan. Yarın anlatacağım. Yani 4. gün. Yani 24 Ocak'ta anlatacağım. İvme 4 T kare artı 10 T eşittir. Ne gelecek? 100 gelecek. 2 T kare artı 10 T eşittir 100'den. T'nin 5 olduğunu gördüm arkadaşlar. Matematik kısmını hızlı geçtim. 25 çarpı 2 50. 10 çarpı 5 50'den. Yani 5 yazdım. Ben buraya Bakın buraya 5 yazdığımda 25 150 gelecektir. 50 metre uzaklıkta karşılaşırlar. Dediğim gibi birazcık iki tane aksiliğe maruz kaldım ama yine de pes etmedim. Videoma devam ettim. Umarım harika bir kamp olmuştur. Video olmuştur. Hareketle ilgili tüm sorularınızı bekliyorum. Gerek yorumlara gerek Instagram'dan DM'den bekliyorum. Çözüyorum da arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Diğer günlerde görüşmek üzere. Yarın kuvvetliyiz. Ondan sonra iş güç enerji. Ondan sonra iki gün arda arda ısı sıcaklık yerleşmeyle devam edeceğiz. Kampımız son sıra devam edecek. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.